kanının artışı, osteoporoz ve kemiklerin kırılma riskini artırır. Bu nedenle lezzetine bakmadan yiyeceklerinize tuz eklemeyiniz ve fazla tuzlu besinleri tüketmeyiniz. Genellikle besinler gereksinenden daha fazla sodyum içerirler. Yetişkinler için maksimum tuz alımı ise günlük 5 gram yani 2.4 gram sodyum olarak belirlenmiştir. Bu miktar yaklaşık 4'te 1 tatlı kaşığı tuzdur. Tuzlu besinleri tercih etmek sonradan kazanılan bir özelliktir. Unutmayın, tuz, vücutta sodyum birikimi, ödeme ve kan basıncının artmasına neden olur. Yerine göre zehir, yerine göre panzehirdir. Bu nedenle yerinde kullanmasını bilmek gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yeniden Kıbrıs TV ekranlarına, gündemden notlara. Evet, bugünkü stüdyo konuğumuz Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Sayın Tahir Göktebel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Nasılsınız? İyiyiz, sizleri sormak. Teşekkürler. Evet, tabii eğitimi ve dolayısıyla eğitimin toplum üzerindeki etkisi de kuşkusuz tartışılmaz ve buna ilişkin detaylandıracağız biraz bazı konuları sizinle birlikte. Öncelikle hem Hala Sultan İlahiyat Koleji gündemde, hem de Koordinasyon Ofisi yine gündemdeki yerini koruyor. Eylemler şu an için dursa bile aslında yeniden mesajı veriliyor bu kararlılık olduğu yönünde. Aynı zamanda da tabii sorunlu başladı. Eğitim yılı sorunlu sona erdi ve artık neredeyse Ağustos ayına giriyoruz ve yine sorunlu bir eğitim yılı mı açılacak okullarda? Durum nedir diye başlayalım dilerseniz ve geçelim diğer detaylara da. Bakın, sorunlu başlayacak, kesin söylüyorum. Neden? Çünkü bu ne kadar bir kesin yargı sahibisiniz, felaket tellallığı mı yapıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Bu felaket tellallığı değil, bilinen politikalar nasıl işlediğini bilen ve sonuçta nereye çıkacağını hesaplayan bir yapıyla bunu değerlendiriyoruz ve söylüyoruz. Bildiğiniz gibi ben de dahil birçok insan nitelikli kamusal eğitim, bugün halkın çocuklarının gittiği devlet okullarından mezun oldu. Ve bu okullarda parasız eğitim olduğu için belli bir eğitim seviyesini yakalayabildi ve üniversite bitirebildi ve veya işte iş sahibi olabildi vesaire vesaire. Biz eğitime nasıl bakıyoruz? Eğitim bizim için gerçekten her çocuğa parasız eşit fırsat eşitliği tanıyacak şekilde verilmelidir. Ve içeriği, eğitimin içeriği bilimsel, demokratik ve layık olmalıdır. Çocukların kafalarını, beyinlerini kullanabileceği, yeterli, kendi kendine yetebileceği bir yapıda ve içerikte olmalıdır. Empoze edici olmamalıdır. Dolayısıyla biz eğitime böyle baktığımız zaman ve günümüzdeki eğitim anlayışını, hükümet eğitim anlayışında karşılaştırdığımızda her sene sorunlu açılacağının altını çizerek belirtmek isterim. Ve her sene de aynı... Rastlantı değildir yani. Bilinçli, istendik bir politikadır devlet okullarına uygulanan. Çünkü şu anda eğitim metalaştırılmıştır. Bir mala dönüştürülmüştür. Bu mal ne kadar pahalıya satılırsa o kadar kar getirir. Şimdi %22'lere varan özel okullar oranı var ve dikkat edin, özel okulda çalışan insanlar tamamen köle durumuna dönüştürülmüştür. Ne sigortası yatır, ne güvencesi vardır, ne ve devlette de bunu bozmaya çalışıyorlar, istihdam biçimini bozmaya çalışıyorlar. Her dikkat edin, öğretmenle, doktorla, hepsiyle uğraşmaya başladılar. Bütün göç yasası ortadadır. Yeni uygulamalar, dayatmalar ortadadır ve bunu bozmaya çalışıyorlar. Çünkü sermayenin kar etmesi için 3 tane temel girdisi vardır. Birincisi finansman, para.
İkincisi kaynak. Üçüncüsü emektir. Ve enerjiyi de sayabiliriz. Yani bu en çok çalabilecekleri, kırpabilecekleri kesim emek kesimidir. Ne kadar emekten kırparlarsa, ne kadar emek piyasasını girdili çıktılı yaparlarsa, yani istediği zaman işten atar, istediği zaman örgütsüz, sendikasız, istediği gibi yaparsa kar marjı o kadar yükselir. Eğitim metalaştığına göre eğitimde çalışan kesimler de güvenceli çalışmamalıdır. Dolayısıyla bugün baktığınızda kamu verimsizdir, kamu görevi yapanlar adidir, çalışmıyor vesaire gibi. Öğretmenlere de aynı şekilde, evet. Eğitim sendikalarına da çok fazla eleştiriyor oluyor. Aynı zamanda velilerden tamamen de oluyor bu. Peki bunu, buna nasıl bir cevap verebilirsiniz? Velilerin işlenen politikaları söylediği veliler bir nevi kamuoyu yaratma medyasıyla, yatırımıyla, kaynaklarıyla, işvereniyle bir bütündür. İşte bugün bindiği dalı kesen velilerin kamusal eğitime hiç katkı yapmayan, öğretmen eksiği vardı kavgasını yapmayan, işte bina yıkılıyordu kavgasını yapmayan, işte müdürü yok, muavini yok, atölyesi yok, atölye şefi yok, bölüm şefi yok, bütün bunları ortadan kaldırırken hiç ses çıkarmayan veli öğretmeni suçlu göstermeye çalışır. Neden? Çünkü beklenti olarak çizilen tabloda kendisine sunulan eğitim sistemi budur. Şimdi düşünün, bir ülkede %80'lere varan üniversite mezunu vardır. Yani daha iyisini ama arayıp istemiyor. Hayır hayır. Demek istiyor. Satılan mal bunu talep ediyor veliden. Diyor ki siz daha iyi gösterdiğimi tercih edin. Devlet okullarını eleştirin. Devlet okullarına giden öğretmenleri hiçleştirin. Bunu söylüyor aslında ve bilinçsizce bunu yapıyor. Şimdi diyor ki veli bizde. Ama tabii velinin de tek gailesi çocuğu ve çocuğunun tamam eğitimi. Tamam ama bakın bugün hangi veli kabul eder? Dünyada biliyorsunuz akademik kariyer sahibi, akademik olarak yetiştirilen kesim %20'yi geçmez. Ama bugün bizim ülkemizde %80'lere varan üniversite mezunu var. Hı hı. Böyle bir akademik kariyer olamaz. Nereden dolayı böyle bu noktaya gelir? Çünkü öğrenci müşteridir. Dikkat edin, her sene öğrenciler öğretmenlerin yaptığı değerlendirmenin dışında Bakanlar Kurulu tarafından geçiriliyor. Ve bütün öğrenciler özel okullarda müşteri şeklinde anne babasının kazandığı parayı yatırarak mezun oluyor. Mezun olduktan sonra ne oluyor? Aslında en önemli bir devlette kaynaktır. Ve kaynakları tüketen bir devlet aslında geleceğini tüketir. En önemli kaynak da insan kaynağıdır. İnsan kaynaklarını bu kadar verimsiz, mesela ben bakıyorum şu anda üniversitelerin örneğin sosyal bilimler bölümü var, Türkçe bölümü var vesaire. Bu bölümlere öğretmen dahi münhal ilan etmiyor. Neden bunu açıyor üniversite? Açıyor ve yerleştiriyor da, düşük puanla da yerleştiriyor, sınavsız da yerleştiriyor, mezun ediyor ama ve işsiz. İşsizlik oranı artıyor bu şekilde. Devlet de buna göz yumuyor, YÖDAK da buna göz yumuyor, üniversitelerde, Eğitim Bakanlığı da. Neden? Çünkü sermayenin önünde hükümetler duramıyor. Peki esasında bu bahsettiğiniz tam olarak ne zaman başladı veya biraz geriye gidersek aşağı yukarı? Şimdi eğitimin metalaştırılması süreci aslında dünyadaki küresel yapının ve neoliberalizmin, yani kapitalizmin şekil değiştirmeye başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Şimdi nasıl ki demin karını artırmak için emeği dağıtması lazım, örgütsüzleştirilmesi lazım, esnek çalışma şartlarını dayatması lazım, sigortasız, güvencesiz çalıştırması lazımsa, bir yönde de yeni kaynaklara ihtiyacı vardır kapitalist krizlerin. Biliyorsunuz geçmişte işte petrolü işle bundan kar elde et. Petrolün yan ürünlerinden. Gittik sonra sermaye tıkanmıştır. Ve şu anda bitmez tükenmez kaynak olarak gördüğü kaynaklardan biri eğitimdir, biri de sağlıktır. Dikkat edin,
bir süre sonra sağlık şimdiden başladı. Parası olmayanın daha nitelikli sağlık alma şansı ortadan kaldırılacaktır. Kaldırılmaya başlandı mı? Beni izleyen vatandaşlar bunu teyit edebiliyor mu? Sorsanız karşılıklı yapsak bu konuşmaları, eminim %90'ı diyecek ki ben sağlığı param varsa alırım. Öyle değil mi? Yani hem eğitimde hem sağlıkta ciddi sorunlar olduğu zaten aşikar. Sorunlar yoktur. Sorunlar bilinçli ve kasıtlı olarak yaratılıyor. Bilinçli ve kasıtlı olarak nitelikli eğitimde, nitelikli sağlıkta verilmek istenmiyor. Bu niteliği arttık sonra daha pahalıya satılmasının gerekçeleri oluşturuluyor. Dolayısıyla doktor yoktur, hastane yoktur, bölüm açılmamıştır. Aynı şekilde öğretmen eksiktir, öğretmen doğru dürüst yetiştirilmeyecektir. Öğretmen hizmet içi eğitimden geçirilmeyecektir. Öğretmen denetlenmeyecektir. Bakın, öğretmenleri eleştiriyor. Mesela Eğitim Bakanlığı bile çıkıp sırasında eleştiriyor ama bugün öğretmenlerde denetimi gerçekleştirilecek olan denetleme, değerlendirme kurulu, başkanlığı oluşmamıştır. 60 kadro olması lazım. Kalan ilkokullarla birlikte 10 kadro civarıdır. Ve denetim eğitimde yapılamıyor. Özel okullar hiç denetlenmiyor. Bugün tarikatların fink attığı yapılar hiç denetlenmiyor. Ve ülkemiz gelecekte çok daha büyük sorunlara gebedir. Bunu söylüyorum. Bunun yanında öğretmen yok, hademe yok, sekreter yok. Atelyeler kapanmak üzeredir. 35 tane atelye şefine ihtiyaç vardır. Yıllardır atelye şefi atanmıyor. 170'e yakın bölüm şefliği kadrosu vardı. Kapatıldı neredeyse. Hiç atanmıyor. 100'e yakın öğretmen en az orta eğitimde ihtiyaç olacak. Göreceksiniz yarın hükümet diyecek ki alın 20 idare edin. Muavin ihtiyacı şimdiden 26-27'dir minimum. Açılmıyor. Baktığınızda bunun yanında sekreter ihtiyacı 15 civarıdır sadece orta eğitimde, atanmıyor. Hademe ihtiyacı 40'ın üzerinde hademe ihtiyacı vardır okullarda. Şimdi hizmet alımı işte çıkıyor, örneğin 1-3 arası hem emekçilere emekli olma hakkını ortadan kaldıracak şekilde, istihdamı ortadan kaldıracak şekilde hizmet alımı sömürüyü had safhaya artıran bir şekilde devam ediyor. Hem de hizmeti alanlar da bundan yararlanamıyor. Çünkü sizin çocuğunuz ilkokul ana sınıfına giden çocuğun hizmet alımı saat 1'de başlayacak, 3'te bitecek. Neredeyse şeyde, ama gün boyu tuvaletini kullanacak, hijyen olmayacak, risk altında olacak. Peki bunu ortadan kaldırmak isterseniz ne sunacak size devlet? Git özel okulda bu işi daha iyi verenin. İşte öğretmen sendikaları bütün bunlarla kavga ediyor. Bütün bunlarla mücadele ediyor ve bilinçsiz vatandaş çıkıyor ve öğretmen sendikasını eleştiriyor. Hangi politikayı koydu bugün öğretmen sendikaları ve uygulanıyor ve bundan dolayı mağdur olduğu eğitim? Bir kere eğitimin metallaştırılması, özel derse ihtiyaç duyulması sendikaların en çok bağırdığı bir şeydir. En çok mücadele ettiği bir şeydir. Seçmeci elemeci sınavların albenisi yaratılarak bugün metalaştırılan eğitimi daha da acımasızca metalaştırdığı bir gerçeği ortaya koyan ve şura kararlarında bunu destekleyerek şura kararlarında seçmeci elemeci sınavların ortadan kaldırılmasını formüle eden yine eğitim sendikalarıdır. Peki üniversite ama bu sayısı istenmiyor. Üniversite sayısı konusunda neler söyleyeceksiniz? Daha gelen talepler var mevcut üniversiteler dışında. Bu sizi ne kadar endişelendiriyor? Sizce üniversiteler ülkemizde dikey akademik gelişim mi gösteriyor, yoksa üniversiteler tamamen ticarethaneye mi dönüşmüştür? Şimdi buradan bakarsanız nitelik tabii önemli. Ticarethane yönüyle bakarsanız hiçbir üniversitemiz şu anda binası yok. Şimdi baktığınızda bir üniversitenin örneğin fiziki yapısından tutun da akademik yayınına kadar her şeyi Bologna süreci veya diğer
süreçleri de dünyada bazı kriterlerle birlikte gidiyor. Kim uyar buna? Baktığınızda Türkiye'de yani akademik bile, çalışmaları da göz önünde bulundurursak eğer normal şartta olması gereken bu oran nasıldır, var mıdır veya akademik çalışmalar dışında bir takım görüyoruz, duyuyoruz, üniversiteler yurt dışında araştırmalar yapıyor bir takım verilere dayanarak. Bunlar ne kadarı yapılıyor ülkemizde, yapılıyor mu hiç? Yapılmıyor. Belli bir kriter de istenmiyor. Açılışlarında bunlara verilen ve denetiminde de bu yapılmıyor. Mesela YÖDAK diye bir şey vardır. Ne işe yarar? Siz bile sorarsınız. Yani ne öğrencilerin yerleştirilmesi, ne kriterler, ne fiziki yapılar, ne şimdi tartıştığımız nedir? İşte yok FETÖ örgütü, yok falan örgütü diye tartışıyoruz. Neden? Çünkü üniversiteler üniversite olmaktan çok başka amaçlara, nasıl ki gazinolar, gece kulüpleri vesaire anlayışıyla açılmaya başladı ve kar getiren kuruluşlar olarak görülmeye başlandı ve hükümetler bu kar getiren kuruluşlara müşteri bulmak için her sene sınıfta kalan çocukları Bakanlar Kurulu kararıyla geçirmeye başladı. Ve bu ara eleman ihtiyacını da ortadan kaldırdı. Çünkü hiçbir veli de kabul etmiyor bunu. Benim çocuğum madem ki üniversiteye gidiyor, ben de parasını bulur yatırırım ve üniversiteyi bitirir. Ne olacak? Yüzlerce, binlerce mutsuz insan yetiştiriyoruz ve iş olanaklarını kapatıyoruz. Kaçak iş gücüyle birlikte bunları da gündeme getirmiyoruz. Bölümleri gündeme getirmiyoruz. Üniversiteleri gündeme getirmiyoruz. Göreceksiniz, bu böyle devam ederse üniversiteler çöplüğüne dönecek burası da. Çünkü tamamen o söylediğiniz kıstaslarda, mesela bir üniversitenin bilimsel yapması gereken yayın sayısı, adedi, bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri vesaire, tüm bunlar ölçektir. Dünyada veya istihdama bakılır birçok üniversitede. Mesela işte Cambridge'den mezun oldu. Mezun olanların kaçta kaçı istihdam edilir? Örneğin falan üniversiteden mezun olanların kaçta kaçı büyük şirketlerde veya dünya çapında şirketlerde istihdam edilir? Bunlar bile ölçeklere giren yapılarla değerlendirilirken bizim ülkemizde hiç bunlar ortada yoktur. Ve ciddi bir sıkıntı olarak gündeme gelecektir. Ha, bizim derdimiz nedir? En fakir ve bu işi ödeyip alamayan çocuğun iyi bir eğitim alma hakkı vardır. Bu çocuğun insan haklarına, çocuk haklarına, çocuk sözleşmesine bağlı, ki bizim devletimiz de bunlara imza atmıştır, anayasaya bağlı olarak alacağı eğitimle aklının özgürleşmesi esastır. Kendi kararlarını verecek yetileri kazanması esastır. Bilimsel, demokratik, layık bir eğitim bundan dolayı önemlidir. Hiçbir velinin hakkı yoktur, benim çocuğum şunları öğrenecek, ben bunu istiyorum deme hakkı yoktur. O zaman her ideoloji kendi çocuğunu yetiştirsin demektir. İşte bu açıdan da baktığımızda bugün okullarda tartıştığımız ilahiyat, din vesairenin biz yapısına baktığımızda ve Orta Doğu ile birlikte Türkiye'de geçen gün yaşanan darbeyi değerlendirdiğimizde bugün bizim ülkemizde eğitimin bilimsel, laik, herkese parasız, bütün çocuklara, işçi çocuğu, ödeyemeyen her çocuğa eşit olanakları sağlayan bir eğitim sistemi. Yok siz açacaksınız bir ilahiyat, ideolojik bir ilahiyat okulu ve bana soracaksınız neden ilahiyatla uğraşayım, ben ilahiyatla uğraşmıyorum. Peki sizleri bugün, genelde öğretmen sendikalarını din düşmanı olarak eleştirenler de var bu yönde. Evet. Bu şekilde misiniz gerçekten veya nedir rahatsızlığınız? Daha detaya girip ayrıntılı şekilde anlatırsanız. Bakın benim Tahir dedem imam sayılır. Köyün muhtarıydı ve dini bütün de bir adamdı ve soru
iyi insan modelini hem işleyen bir insandı. Bugünkü yapıya baktığımızda ve şimdi iktidarda olanlar işte FETÖ'cü dedikleri yapılarla birlikte çalıştılar. Bu yapıların, tarikatların devleti ele geçirme biçimi, ideolojik ve yapılan sistemleri biz şimdi görmüyoruz. Bütün Orta Doğu'da yaşanan ve Gan Gölü'ne dönen Orta Doğu'da eğitimden bu iş başlandığını herkes biliyor. Bilmeyen biri varsa tamamen başka bir zihniyetle bunu dile getirmiyor demektir. Bizim karşı olduğumuz insanın Allah'la kul arasındaki vicdani bağlantının kendisiyle Allah arasındaki vicdani bağlantının arasına girme değildir. İnsan kendisi dinini yapacaksa ve bunu uygulayacaksa biz hiçbir zaman bir insana niye dini ibadetlerini yapıyorsun demedik. Bu toplum böyle bir toplum değildir. Ve bu toplumun ferdi olarak bizim de böyle bir alışkanlığımız yoktur. Ama şu anda karşı çıktığımız ve eğitim sistemine empoze edilen ve gelecekte bu toplumu uçuruma sürükleyen yapı tamamen söylüyorum ticaret, din, siyaset üçgeninin yarattığı ideolojik yapıdır. Bugün siz bir okul açacaksınız. Bu okula gidecek olanların yemeğini, kalacak yerini, taşınmasını, finansmanını, okulunu, her şeyini karşılayacaksınız. Ama başka çocuklara böyle bir olanak sağlamayacaksınız. Bunun kaynağının ve açıklanmasını istediniz. Diyeceksiniz ki bu taleptir. Kusura bakmayın taleptir. Böyle bir finansman yaratın koleje bakalım talep olmazsa. Kolej sınavlarına kaç çocuk hazırlanıyor? 3000'e yakın çocuk hazırlanıyor. Kaç çocuğu yerleştirebiliyorsunuz? 300. Devlet diyor ki ben kusura bakmayın kolej sınavını yapmak zorundayım. Çünkü 3000 talep var. 300'ünü yerleştirebilirim. Diğerleri eyle ula gidecekse ne yapsın? Gitsin satın alsın. Ama ilahiyatta diyorsunuz ki vakıfıdı bilmem neydi. Gördük vakıfların durumunda da. Ensar Vakfı'nda da gördük. Bir sürü vakfı da gördük. Şimdi karşıya geçip FETÖ'cüleri suçlayanlarla birlikte çalışanları da gördük. Şu anda tabii herkes ortaya çıkan tablodan sonra iktidarın yalakası olması için herkes herkesi FETÖ'cü olarak suçlamaya başladı. Ama bu yapıların nasıl çalıştığını aslında bu tartışmaların içerisinde biz gördük, biliyoruz, toplum biliyor. Dolayısıyla bizim itiraz ettiğimiz ideolojik tarikatların hakim olduğu tamamen toplumu dönüştürmeye yönelik ve çocuklara empoze edici, aklını kullanamayan çocuğa siz diyeceksiniz ki pedagojik olarak işte 9 yaşında bir çocuğa diyeceksiniz ki bir omuzunda şeytan var, bir omuzunda melek vardır. Bu çocuk 15-16 yaşına kadar uyku uyuyamaz. O zaman din eğitimi yapacaksanız, din adamı yetiştirecekseniz çocuklara normal, bilimsel, demokratik, laik bir eğitim verin. Aklını kullanmasını sağlayın. Yani din ondan adamı yetiştirilmesinde sonra, bir sakınca görmüyorsunuz. Yoktur tabii ki. Sayın Elcil de sonra, imam yetiştirilsin bu okulda gibi bir ifade kullanmış. Daha üst pedagojisi bir takım şeyleri yapan ilahiyat mezunu insanlar da yetişebilir, tercih ederse böyle bir eğitimden sonra siz diyeceksiniz ki bir çocuğa reşit olmadan araba kullanama. Diyeceksiniz ki bir çocuğa reşit olmadan evlenemem. Diyeceksiniz ki bir çocuğa reşit olmadan silah kullanamam. Reşit olmadan şunu yapamam. Ama reşit olmadan ben seni ideolojik olarak baskı altına tutabilirim. Çocuğumsun diye ben sana bir takım empozeleri yapabilirim. Yok öyle bir şey. Yurttaş yetiştirme görevi, devletin görevi ise ve tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ise İster devlet okulu olsun, ister kurs olsun, ister dershane olsun. Bütün okullar, bütün kurs yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ise ve yurttaş yetiştirme politikası da anayasa ve yasalara bağlı ise ve bu konuda da Yüksek İdare Mahkemesi diyorsa ki burada açılan okul müfredat programı ile, yapısı ile ideolojiktir. Bu okul bu ülkenin bünyesine göre hazırlanmamıştır.
bu okul bizimdir diyerek bir takım insanlar ticaret, siyaset ve din üçgeni içerisinde yer alan ve tarikatlarla bir takım yapılarla bağlantılı olan insanlar bize gece gündüz küfrediyorsa bunun altında başka nedenler var. Peki İYİM kararı çıktı ve bu kararın dikkate alınmasını istiyorsunuz. Bir takım ziyaretlerde gerçekleştirdiğiniz siyasi partilere örneğin hükümette olan Demokrat Parti'den Genel Sekreter Aktoprak bu konunun dikkate alınacağı yönünde bir ifade kullandı. Onunla da görüştünüz. Nedir son durum? Gerçekten bunun dikkate alınması ne kadar mümkündür veya inanıyor musunuz bu sözlere? Şimdi Yüksek İdare Mahkemesi diyor ki yasa dışı bir şey yaptık. Yasa dışı bir okul açtık. Yasa dışı bu okulun verdiği diplomalardan tutun her şeye kadar iptal edilmesi gereken bir nokta var ortada. Biz okul kapatın demiyoruz. Ama müfredat programıyla mesela bakın koleje ihtiyaç vardır bu ülkede. Neden vardır? A-Level'a geçti Türkiye bile. Türkiye üniversitelerinin büyük çoğunluğu A-Level'la, GC'yle öğrenci kabul ediyor. Ve Bologna sürecine Türkiye, buradakiler hariç, Türkiye'deki birçok üniversite Bologna sürecine uymaya çalışıyor. Dünya standartına uymaya çalışıyor. Ve bu konuda bir ihtiyaç var. Ha, neden siz ideolojik bir okulda ısrar ediyorsunuz? Amacınız nedir? Bunu sorgulayan kim olması lazım? Milli Eğitim Bakanlığı, hükümet olması lazım, hükümet ortakları olması lazım. Oysa görüyoruz ki herkes başını kuma sokmuş, konuşmuyor. Hayda hayda bu okul normal bir koleje dönüştürülebilir ve ihtiyaç olan bir miktar çocuk daha devlet okullarından bu şekilde yararlanabilir. Hakkı yoktur, vakıfıdır bunu. Devlet arazisini alacaksınız, uydurma bir vakıf bir gecede çıkacak ve bu vakıf finansmanların 30 milyon, 33 milyon eurodan bahsedilen finansmanları bulacak ve yatırım yapacak. Var mıdır böyle bir şey? Diyelim ki ideolojik bir örgüt, El-Kaide, işte FETÖ geldi buraya ve dedi ki ben parayı buldum, okul açıyorum, böyle öğrenci yetiştireceğim. Var mıdır böyle bir hakkı? Yoktur. Anayasa ve yasada diyor ki devlet bütün dinlere eşit mesafede olacak. Laik bir eğitim verecek. Bütün çocuklara fırsat eşitliği tanıyacak. Var mıdır öyle bir hakkı okulun? Bizim çocuğumuz seçtiydi de finanse edilebilir, yurtta kalabilir. Yurtta kalan çocuklara bakan öğretmenler değildir. Öğleden sonra o yurtları kim yönetiyor? Bugün biliyorsunuz çocuk istismarlığının yaşandığı en önemli kurumlar çocukların ailelerden ayrılarak belli kalabalık yerlerde ailelerden koparılarak yetiştirilmesidir. 10 yaşında 11 yaşında çocuğu alıp yurtlarda dokma dediğimiz eğitim sistemiyle 1500 sene önce okutulan fıkıh, kelam, tefsir, siyer gibi derslerle yetiştirdiğiniz zaman bu çocuk Orta Doğu kaderinin dışında olabilir mi? Olamaz. Bugün niye Orta Doğu'dan baskı altında olan dindar insanlar Avrupa'ya göç ediyor? Niye Suudi Arabistan'a gitmiyor? Niye İran'a gitmiyor? Niye Katar'a gitmiyor? Bugün bu topluma giydirilmek istenen gömlek budur. Ve bu gömleğe itiraz ediyoruz diye ölüm tehdidinden tutun birçok küfre kadar hak ettiğimiz düşünülüyorsa bunu hak etmiyoruz. Siz tehdit alıyor musunuz? Yüzlerce. Bunu polisle de paylaştım. E-mail ortamında da atılıyor. Yavaş yavaş iktidara nemalanan ve bunu söyledim yani söylemekte yarar vardır. TC elçiliğini de arkasında hisseden odaklar vardır. Öyle midir, değil midir bilmem ama bunu hissettikleri için cesurca hareket eden odaklar vardır. Bunu daha belirgin bir şekilde koyuyor. Örneğin bizim yasal bir hakkımız vardır. Mesela ilahiyat okulunda
örgütlüyüz. Oradaki öğretmenler ve oradaki çocuklar her biri bir değerdir. O çocuklar oraya gidiyor diye değersizleştirilemez. Bizim eğitim itirazımız eğitim sistemine ve içeriğinedir. Çocuklara değil, öğretmenlere değil. Ve orada örgütlü, en çok örgütlü sendikalardan biri ismin. Bunu elçilik vasıtasıyla yapılan çalışmalar bozmaya çalışılıyor. Türkiye'den öğretmenlerle bu kadar işsiz öğretmen varken Türkiye'den 300-400 öğretmen getiriliyor ve eğitim sistemine monte ediliyor. Tamamen ideolojik gerekçelerle. Bunlar bugün bu istihdamlar buradan yapılması gerekirken yapılmıyor. Din öğretmenlerinden tutun İngilizce öğretmenine kadar. Bizim itirazımız bunadır ve biz diyoruz ki burada örgütlü bir sendika açıklama yapacak, YİM kararını, mahkeme kararını açıklayacak ve siz tamamen tarikatlarla örgütlenmiş ve kendisini yok dernek başkanı, yok vakıf başkanı gösteren adamlar Facebook'lardan polisin müdahale etmesi gereken şekilde çağrı yaparak bir kalkışmaysa, adı kalkışma, üstümüze çullanacak şekilde hareket ediyorsa ve buna göz yumuluyorsa burada korunma vardır, kollanma vardır ve bu korunmanın, kollanmanın siz zanneder misiniz ki bugün Madımak'ta insanlar yakılmasaydı bugün FETÖ örgütlenmiş olacaktı? Bugün bunlar olmayacaktı. Bugün bunlara göz yumuluyorsa 50 sene sonra bu ülkede insanlar yakılacak demektir. Peki. O yüzden bizim itirazımız ne çocuklaradır, ne insanlaradır, ne öğretmenleredir. Bizim itirazımız eğitim sistemi nedir, içeriğidir, din, siyaset, tarikat üçgen nedir? Finansmanı ile birlikte sağlanan bu üçgene kimsenin hakkı yoktur bu ülkenin yurttaşını, bu ülkede yaşayacak insanların içerisine nifak tohumu ekecek şekilde ötekileştiren bir eğitim sistemini empoze etmesi çocuklara ve sonra kendi içinde insanların çatıştığı bir ortamı yaratması. Dolayısıyla yurttaşın nasıl yetiştireceğini anayasa ve yasalar tanımlanmıştır. Hı hı. Anayasa ve yasalara bağlı yurttaş yetiştirilmenin görevi Eğitim Bakanlığı'na verilmiştir ve adına Milli Eğitim Bakanlığı denilmiştir. Peki Sayın Gökçevel, son dakikalarımız içerisindeyiz. Toparlayacak olursak, tabii sendikal platformda bundan sonra sonuç alıcı eylemlere gideceği yönünde bir kararı var. Aynı zamanda gündemde koordinasyon ofisi ile ilgili tartışmalar da var. Son olarak toparlayacak olursak, şimdi, herhalde eylemler de başlayacak yine belki de yeni eğitim yılı. Eylemler hiç bitmedi ki. Hiç bitmedi. Bitmedi çünkü sorunlar bir. Evet, bunlarla ilgili toparlarsak şimdi, son olarak son sözlerinizi en büyük alalım. Sorun bu ülkede özellikle Kıbrıs Türk toplumu siyasi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde siyasi eşit ortak olan ve tamamen Rum toplumuna eşit haklara sahip olan ve devletin bir parçasıdır. Oysa bugün Kıbrıs Türk toplumunu Türkiye'nin de, Türkiye hükümetlerinin de, buradaki işbirlikçi hükümetlerin de, Avrupa'nın da, birçok çevrenin işbirliğiyle, el birliğiyle cami avlusuna bırakılmış bir toplum görüntüsüne bürünmesi ve hakları yokmuş gibi, kültürü yokmuş gibi, dini yokmuş gibi aşağılanan bir topluma dönüşmesinin sonlanması ile ilgili mücadeledir aslında yapılan ve biliyorsunuz 80 binlerin meydana çıktığı ve bu 80 binlerin içerisinde, Kıbrıs Türk toplumu içerisinde ben orijin Kıbrıs'ta yaşayanlar ve Türkiye'den gelenler diye ayırmıyorum. Bütünlüklü bir kültürün burada olması gereken bir kültürden bahsediyorum. Ve buradaki kültürden ister Anadolu'dan gelsin, ister BAF'tan gelsin, bu kültürün bir nüvesi vardır ve öyle olmalıdır diye söylüyorum. İşte 80 bin meydana toplanırken ortaya koyduğu bir irade vardı. Kendi kendimizi yönetmemiz lazım, kendi kurumlarımızı yönetmemiz lazım, kendi dinimiz, kendi kültürümüzü yaşatmamız lazım. Buna muktedir olan bir toplumuz. Biz ümmet değiliz. Biz siyasi eşit ortak olan bir toplumuz. Böyle başladı ve 80 binler meydana geldi. Ama bugün görüyoruz ki ekonomi adı altında dayatmalarla karşı karşıyayız. Su adı altında dayatmalarla karşı karşıyayız. Koordinasyon ofisi adı altında toplumun dönüştürülmesi
aşamalarını yaşıyoruz. İşte biri geliyor, bunlar diyor tam milliyetçi değildir, milliyetçi yapmamız lazım. Daha Türk olmaları lazım. Topluma müdahale ediyor. Öbürü geliyor diyor ki bunların maneviyatı eksiktir. Bunlar beslemedir. Bunlar şudur. Bu tanımlardan artık kurtulması lazım bu toplum. Bu toplum yetiştirdiği değerler dünya çapındadır. Ve kendi kendine yetebilecek, bunu iddiayla söylüyorum, ekonomik olarak da kendi kendine yetebilecek bir toplum, bir coğrafyada yaşıyoruz. Yeter ki bu ideolojik bir takım ticaret, siyaset, din vesaire gibi politikalarla önlenmesin. Bu topluma katkı yapılacaksa yapılsın. Bugün Anadolu halkı ile Kıbrıs Türk halkının tarihsel bir kardeşliği vardır. Bununla ilgili hiçbir sıkıntısı yoktur toplumun. Esas mesele uygulanan gereken politikalardır. Ve burada ciddi sıkıntılar vardır. Bu artık görülmelidir. Bu Tahir'in sesi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın sesi değildir. Bu toplumun, gizli çoğunluğun haykırmak istediği ve haykıramadığı sestir. Buna kulak verilmektir. Ben çok teşekkür ederim Sayın Gökçebel. Katıldığınız, katkı koyduğunuz için ne yazık ki sonundayız. Kolaylıklar diliyoruz size. Artık hep birlikte yeni eğitim yılı da açılmadan da herhalde yine süreci takip etmeye devam edeceğiz. Evet, bizim arkadaşlarımız bakanlıkta yaz döneminde çalışıyor. Yani 12'lere, 1'lere kadar çalışıyor ve her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Kimse zannetmesin bu topluma yararlı olacak da sendika bunun önünde takoz olacak. Hı hı. Katkı yapmaya hazırız. Teşekkürler. Evet, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Sayın Gökçebel konuğumuzu. Şimdilik bize ayrılan sürenin sonundayız. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.